Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. 13 Haziran 2021 yazılı özel güvenlik 92. temel eğitim sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. İkinci bölümümüz arkadaşlar, 25 adet soru cevaplayacağız. 26 ile 50. soru arasını sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum ve başlıyoruz. Evet arkadaşlar, artık Instagram'dayız. Ehliyet.src hesabından, Instagram hesabından da bizleri takip edip başarımızı artırabilirsiniz. Özel güvenlik ayrıcalıklarından yararlanmak için katıl butonuna da tıklayarak katıl butonundaki özel güvenlik üyeler için hazırlayacağım özel güvenlik sorularını da çözüp başarınızı artırabilirsiniz. Ve 26. sorumuzdan başlıyorum arkadaşlar. Evet, 26. sorumuz: aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin göreviyle ilgili tutması muhtemel tutanaklar arasında değildir? A. Teslim tesellüm tutanağı, B. Yakalama tutanağı, C. Şüpheli ifade tutanağı, D. Emaneti alma tutanağı, E. Bulunduğu eşya tutanağı. Evet. Evet arkadaşlar, bu sorumuzda yine çıkan sorulardan birisi şüpheli ifade tutanağı değildir. Ceyhan seçeneği. 27. sorumuz: kontrol noktasında hangi cihazın bulunmasına gerek yoktur? Evet arkadaşlar, yine daha önceki atmış olduğumuz sorular içerisinde var. Kapı dedektörü, kamera, X-ray cihazı, el dedektörü kontrol noktasında olması gerekir ama televizyonun olmasına gerek yoktur. Adana seçeneği doğru cevabımız. Evet, 28. soru: yukarıdakilerden hangileri suçüstü halinde faili yakalama yetkisine sahiptir? Bir polis, iki suçtan zarar gören kişi, üç jandarma, dört faili gören herkes. Evet arkadaşlar, burada da dikkat edersek bütün hepsi var. Polis, suçtan zarar gören kişi, jandarma, faili gören herkes suçüstü halinde faili yakalama yetkisine sahiptir. Edirne seçeneği cevabımız olacak. 29. soru: motorlu devriye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Devriye bölgesi daha sık kontrol edilir. B. İhbarlara daha hızlı bir şekilde cevap verilir. C. Suçluların takip edilmesinde fazla etkisi yoktur. D. Acil bir durum olmadığı müddetçe trafik kurallarına uyulmalıdır. E. Etrafı detaylı görebilecek hızda devriye görevini yapmalıdır. Evet, burada da suçluların takip edilmesinde fazla etkisi yoktur. Yanlıştır, vardır tabii ki arkadaşlar. Motorlu devriyenin esas görevi suçluları takip edilmesinde fazla etkisinin olması. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 30. sorumuz: aşağıdakilerden hangisi 6222 sayılı kanun kapsamında spor alanlarına sokulması yasak olan maddelerden biri değildir? A. Maytap, B. Bıçak, C. Uyarıcı madde, D. Araba anahtarı, E. Meşale. Evet arkadaşlar, burada spor alanlarına sokulması yasak olan maddelerden biri araba anahtarı değildir tabii ki. Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen 31. sorumuza bakalım. Metro giriş noktasında görevli özel güvenlik görevlileri Hasan ve Mehmet'in şüpheli paket bırakıldığını fark etmeleri üzerine hangi davranışları yanlıştır? A. Şüpheli paketin kontrol edilmesi. B. Şüpheli paketin etrafında insandan arındırılmış alan oluşturulması. C. Genel kolluğa derhal haber verilmesi. D. İlgisiz kişilerin arındırılmış alana girmelerine müsaade edilmemesi. E. Basına bilgi verilmemesi. Arkadaşlar, burada da bu soru da yine daha önceki çıkan sorulardan birisi. Şüpheli paketin kontrol edilmesi yanlıştır.
Evet, burada bomba olabilir, değil mi? Adana seçeneği doğru cevap. 32. soru, aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden biri değildir? A arşivlenebilir, B karşılaştırılabilir, D değiştirilebilir, D sınıflandırılabilir, E benzemez. Burada da bakın, Ceyhan seçeneği değiştirilebilir. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. Evet. 33. soru. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanma aşamalarından olan maddi güç unsurlarından biri değildir? A. Silah. B. Kelepçe. C. Cop. D. Fizik engeller. E. Göz yaşartıcı gazlar. Evet arkadaşlar, zor kullanma aşamalarından olan maddi güç unsurlarından biri olmayan nedir? Silah değildir, değil mi? Evet. Adana seçeneği doğru cevap. 34. sorumuz. Kamu kurumunda devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri Melih ve Orhan'ın görev alanı içerisinde belirlenen bölgede belirli zamanlarda yerine getirdikleri devriye yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın, bu soruda yine atmış olduğumuz soruların içerisinde var. Belirli zamanlarda dediği için nedir? Olağanüstü dairesel planlı geri dönüşlü planlı devriye, belirli zamanlarda devriye. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. 35. sorumuz. Site girişinde kurulmuş güvenlik noktasında görev yapmakta olan özel güvenlik görevlisinin aşağıdakilerden hangisi görevlerinden değildir? Evet, A. Siteye gelen misafirlerin gidecekleri konut ile irtibat kurularak yönlendirilmeleri. B. İlgisiz kişilerin girişlerinin engellenmesi. C. Siteye giren araçların gözlenmesi. D. Site sakinlerinden aidatların toplanması. E. Görev devir teslimlerde rapor yazılması. Evet arkadaşlar, burada da site sakinlerinden aidatların toplanması, tabii ki özel güvenlik noktasındaki güvenlik görevlisinin görevleri arasında yoktur. Denizli seçeneği doğru cevap. 36. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri güvenliğini etkileyen faktörlerden biri değildir? A. Alınan yanlış önlemler, görevli olmayan personel, fırsatçılar. B. Mağdur ve mağdur yakınlarıyla fail ve fail yakınları. C. Olayın fail ve ona yardım ve yataklık eden kişiler, işbirlikçileri. D. Basın mensupları, meraklı kalabalık ve ilgisiz kişiler. E. Cumhuriyet Savcısı Olay Yeri İnceleme Ekibi. Evet, burada da arkadaşlar Cumhuriyet Savcısı Olay Yeri İnceleme Ekibi olay yeri güvenliği etkileyen faktörlerden birisi değildir. Edirne seçeneği doğru cevap. Hemen 37. sorumuza geçelim. 37. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi şüpheli şahıs tespitinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir? A. Bina, iş yeri etrafında gözlem yapan kişiler. B. Taşıdıkları paket eşyaları bırakıp ayrılan kişiler. C. Kaygılı, sinirli, heyecanlı davranış sergileyen kişiler. D. Sıcak havalarda mont, kaban ve benzeri giysiler giyen kişiler. E. Bina ve iş yeri gibi yerlere ziyaret için gelen kişiler. Evet arkadaşlar, burada da yine Edirne seçeneği doğru cevabımız. Bina ve iş yeri gibi yerlere ziyaret için gelen kişiler değildir. 38. sorumuz. Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi ne kadar hapis cezası ile cezalandırılır? A. 6 aydan 2 yıla kadar. B. 6 aydan 5 yıla kadar. C. 2 yıldan 6 ay 6 yıla kadar. D. 2 yıldan 5 yıla kadar. E. 1 yıldan 4 yıla kadar. Evet, burada da
2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar. Denizli seçeneği doğru cevap. 39. sorumuz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi üst arama yöntemlerinden biri değildir? A. Ayakta arama. B. Yüz üstü yatırarak arama. C. Arka üstü yatırarak arama. D. Diz çöktürerek arama. E. Duvar veya bir engele dayayarak arama. Burada da tabii ki arka üstü yatırarak arama yöntemlerinden biri değildir. Evet, Ceyhan seçeneği doğru cevap. 40. sorumuza bakalım. AVM girişinde görev alan özel güvenlik görevlileri Fuat ve Neslihan'ın içeri girmek isteyen ziyaretçilerle ilgili hangi davranışı yanlıştır? A. Ziyaretçilerin üstlerini elle arama. B. Ziyaretçileri duyarlı kapıdan geçirme. C. Ziyaretçilerin üstlerini el dedektörüyle arama. D. Ziyaretçilerin çanta ve eşyalarını X-ray cihazından geçirme. E. Ziyaretçilerin kontrolsüz bir şekilde içeriye girmesini engelleme. Evet, tabii ki burada da ziyaretçilerin üstlerini elle arama arkadaşlar yanlış bir davranıştır. Evet. Adana seçeneği. 41. soru, aşağıdaki sistemlerin hangisi fiziki çevre güvenlik sistemleri içerisinde yer almaz? Evet, tel örgüler, B dedektör sistemleri, C demir parmaklıklar, D duvarlar, beton ve engeller, E bariyerler. Evet arkadaşlar, bu sorumuzda yine örnek sorularımız içerisinde var. Daha önce çıkan sorular arasında yine var. Dedektör sistemleri yer almaz. Bursa seçeneği doğru cevabımız. 42. soru, aşağıdakilerden hangisi otomatik giriş kontrol sistemlerinden biri değildir? Biyometrik cihazlar, kartlı sistemler, kapı tipi metal dedektörler, D turnike geçiş sistemleri, E bariyerler. Evet, yine daha önceki çıkan sorular arasında bariyerler tabii ki yoktur. Edirne seçeneği doğru cevabımız. 43. sorumuz, film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır? Evet arkadaşlar, yine aynı soru daha önce çıkan sorulardan arkadaşlar. Evet, kapı tipi dedektörle, X-ray cihazıyla, evet, kartlı okuyucuyla, kamera ile, TV ile. Evet. Evet arkadaşlar, 43. sorumuzda tabii ki X-ray cihazı ile. Evet. Bursa seçeneği doğru cevabımız. 44. soru, istenmeyen olayların gelişimini önceden belirleyebilmek, olay anını takip edebilmek ve kayıt altına almak ve olay sonunda kayıtlarda inceleme yapabilmek için aşağıdaki sistemlerden hangisi kullanılır? A. Geçiş kontrol sistemleri. B. Yangın algılama sistemleri. C. X-ray cihazları. D. Turnikeler. E. Kapalı devre televizyon sistemleri. Tabii ki burada da kapalı devre televizyon sistemleri kullanılır. Edirne seçeneği doğru cevabımız. 45. soru, eşya kontrolünde aşağıdaki güvenlik sistem ve cihazlarından hangisi kullanılmaz? A. Kapı dedektörü. B. EDS sistemi. C. Eğitilmiş köpekler. D. Tomografi cihazları. E. X-ray cihazları. Evet arkadaşlar, yine daha önce çıkan sorulardan, tomografi cihazları eşya kontrolünde kullanılmaz. Denizli seçeneği doğru cevap. 46. soru, kanamanın ciddiyeti aşağıdaki hangi duruma bağlı değildir? A. Vücutta kanın aktığı bölgeye. B. Kanayan damara. C. Kişinin cinsiyetine. D. Kanama miktarına. E. Kişinin fiziksel durumuna. Evet arkadaşlar, burada kişinin cinsiyetine bağlı değildir. Evet.
Ceyhan seçeneği. 47. soru, 112 arandığında adres tarif edilirken nelere dikkat edilmelidir? 46. soru daha önce çıkmıştı arkadaşlar, onu da belirteyim. 47. soru, sadece telefon numarası verilmesi yeterlidir. B, olay yerine yakın herhangi bir adres verilmelidir. C, kelimelerin anlaşılır olması önemsizdir. D, kazazedenin durumunu bildirmeye gerek yoktur. E, kaza yerinin tam adresi verilmelidir. Evet arkadaşlar, burada da kaza yerinin tam adresi verilmelidir. Kesinlikle 112 arandığında adres tarif edilirken. Edirne seçeneği doğru cevabımız. 48. soru, hasta taşımadaki genel kurallardan hangisi yanlıştır? A, ilk yardımcı öncelikle kendi gücünü değerlendirmelidir. B, kazazedede mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir. C, taşımada ayak tarafındaki kişiler güçlü olmalıdır. D, baş, boyun ve gövde daima aynı düzlemde olmalıdır. E, kazazedeye mümkün olduğunca yakın çalışılmalıdır. Evet, hasta taşımadaki genel kurallardan olmayanı sormuşlar. Arkadaşlar burada taşımada ayak tarafındaki kişiler güçlü olmalıdır. Yanlıştır. Ceyhan seçeneği cevap. Hemen 49. sorumuza bakalım. Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır? A, hastaya hemen damar yolu açılmalıdır. B, hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havalandırılır. C, hemen suni solunum ve kalp masajı uygulanır. D, temel yaşam desteği yapılmalıdır. E, zehirlenen kişiye hiç müdahale etmeden 112 aranmalıdır. Evet, hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havalandırılır. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Evet, 50. soru, erişkin bir insanın dakikada solunum ve nabız sayısı kaçtır? Tabii ki arkadaşlar birebir yine çıkan sorulardan birisi. Daha önceki atmış olduğum örnek sınav sorularında da var bu sorumuz. Solunum sayısı 8, nabız 50-80, solunum 12-20, nabız 60-100, solunum 12-20, nabız 110-130. Solunum 8-10, nabız 60-100, solunum 20-25, nabız 50-80. Erişkin bir insanda arkadaşlar dakikada solunum ve nabız sayısı, tabii ki solunum sayısı 12-20'dir. Bakın arkadaşlar, evet 12-20'dir. Nabız sayısı da 60 ile 100'dür. Evet, hangi seçenekte var? Bursa seçeneği doğru cevabımız. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıklı, kazasız günler, sınavlarınızda başarılar dilerim. Hoşça kalın. Bir sonraki bölümde, yani 3. bölümde görüşmek üzere.